Arkadaşlar merhaba. Bugün Büyük Mücadele'de eskilerin en iyi dev destlerinden biri olan Dev Mini P.E.K.K.A DS'sini kullanacağız. Bu deste eskiden metada gerçekten çok popülerdi. Hatta dünyada birinci bitiren falan da vardı bu deste. Biliyorsunuz son dengeleme değişikliklerinde Dev ve Mini P.E.K.K.A aslında güçlendirilme almıştı. Ona rağmen şu an metada yok. O yüzden denemek istiyorum. Şimdi maçlara geçebiliriz. İlk rakibi de bulmuş olduğu bu destenin bazı antileri var. Ya zaten büyük büyüğümüz olmadığı için biraz zorlanabiliriz tazıya karşı falan. Şöyle çarpmayı atalım. Rakip kartlarını topladığı zaman genelde oyuncular hani büyü atarak savunabiliyor ama bizde pek mümkün olmayacak. Belki büyülü okçu sayesinde savunabiliriz. Şu madenci ile hasar vermeye çalışalım. Büyülü okçuyu şu şekilde attım, kulesine de vurmuş olacağız. Yarasaların hepsi ölseydi iyi olabilirdi. Valkür'ü geriye doğru çekelim iskeletlerle. Tomruk yeterli olur. Tekrar bir madenci atıyorum ama mızraklı goblini var. Çarpmayı hazırda tutuyorum. Hemen attım. Valkür'ün de döndürmüş bu arada. Valkür'ün canı biraz var. Çarpmayı da kullandık. Belki yarasaları atabilir. Şöyle bir büyülü okçu atalım. Yarasayı da kullanmadı. Neyse sorun değil. Şu an öndeyiz. Rakibin destesini zaten biliyorum. Yani metada kullanılan bir deste olduğu için mızraklı goblini olduğunu tahmin etmiştim. İskeletleri atmamıza gerek yok. Rakibi de üstüne zehir attı. Gereksiz bir şekilde. Bizim iksirimiz daha çok olduğu için bir atak başlatalım arkadan. Bina kartı olarak acaba hangisi var? O da önemli. Testa varsa biraz daha rahatlayabiliriz. Çarpmayı kullandım ama yarasalar için büyülü okçuyla yardım edebiliriz deve. Madenciyi biraz uzak attı. Şöyle korumaya çalışalım. İksirimiz boşa gitmesin. Şöyle mini P.E.K.K.A'yı arkadan attım. Bir atak başlatabiliriz. Önüne deve atalım. Madenci yetişirse iyi olur. Bomba kulesini atmadan önce madenciyi atabilseydik deve kilitlenmeyecekti. Devle vuramasak bile en azından madenciyle hasar vermeye devam ediyoruz. Bir sonraki kartımız çarpma, hemen iskeletleri atalım. Madenciyi de kullandım. Eğer kullanmasaydı çarpmayı atmayacaktım. Bir sağdan atağa kalkalım. Soldan atağa başlatırsak büyük ihtimalle zehirle hasar verir. Rakip çok agresif oynuyor. İskeletleri atacağımı düşündü herhalde. Güzel. Duvar yıkıcılar da vurmadı. İksir tabi beleş. Ne var ne yoksa atıyor şu an. İkinci devi de döndürebildik. Köprüden atacağım onu da. Şöyle aynı anda çıksınlar. Ortaya doğru bir mızraklar atar mı? Şu an Tomruk bayağı bir iş yapacak. Büyülü okçuyu atalım. Belki kuleye de hasar verebiliriz. Şu an vurmaya başladı kuleye de. İlk önce madenciyi görmesi lazım. Herhalde rakip de maçı saldı. 48 kaldı canım. Rakip o agresif atağa kalkmasaydı bu kadar kolay kazanamazdık ama çarpma sayesinde bayağı bir rahattık. Şimdi ikinci maça da geçelim. İkinci rakibi de buldum. Maçı hızlı bir şekilde başlayalım madenciyle. Ne oynadığını çözebiliriz belki. Bu da eş zamanlı olarak balıkçı attı. Neyse sorun değil. Balıkçının geldiği yönden attım büyülü okçuyu ama korumamız gerekiyor. Eğer koruyamazsak zaten 4 iksirimiz boşa gitmiş olacak. Şöyle iskeletleri atalım. Büyü kullanmazsa büyülü okçu rahat bir şekilde halledebilir. Sol tarafa 6 iksir daha harcadı. Dev Mini P.E.K.K.A ikilisi gerçekten çok güçlü, bakalım nasıl savunacak. Çarpmayı da atıyorum. Mini P.E.K.K.A tek atsın avcıya. Son vuruş yapmazsa çok iyi, şu an demin canı hala var. Sol tarafı da unutmayalım. Sırf sol tarafa 6 iksir harcadı diye sağ tarafı kaybetti. Ve Mini P.E.K.K.A bence değeri bilinmeyen bir kart. Metada daha fazla yer alması gerekiyor. Orada hem avcıyı hem de şok birliğini öldürebildi. Elektro ruhu var. Şöyle tomruğu atalım. Tutturabildik. Maç şu an koptu diyebilirim. Hızlı bir 3 taç alabiliriz.
Belki de maçı salabilir. Emin değilim. Şu an için Minipeg aslında metada sadece binici destelerinde yer alıyor. Onun dışında pek rastlamadım. Eskiden dev mezarlık destelerinde kullanıyorlardı. Şimdi onun yerine Kara Prens alıyorlar ama... Kral Dev artı Minipeg'a da iyi gidebilir bu arada. Sadece alan hasarı vermediği için zorlanabiliyorum. O yüzden desteği almıyorum. Belki şu an 3 taş alabiliriz balıkçıyı kullandığı için. Çarpmayı da atalım. Dev son vuruşu yapamadı. Neyse madenciyi döndürüp ana kuleyi de alabiliriz. İki kuleyi de vermek istemiyorum. Riskli olabilir. En azından sağ tarafı durduralım. Bir sonraki kartımız madenci. Ön tarafa doğru atıyorum. Belki rakip tahmin edemez. Çarpmayı da kullanalım. Kolay bir maç oldu. Aslında rakip bizi daha fazla zorlayabilirdi. Şok birliğine karşı biraz çaresiz kalabilirdik çünkü. Şimdi 3. maça da geçelim. 3. rakibi de buldu. Yine aynı başlangıcı yapabiliriz. Yine sol tarafa meyilli attım. Kasırgası varsa bu şekilde ana kuleyi uyandıramıyor. Bu rakipte de şok birliği var. Diğer rakip pek etkili kullanamadı ama bu rakip kullanabilirse sorun yaşayabiliriz. Büyülü okçuyu korumamız lazım. Cehennem ejderini oyalayalım. Evet kasırgası da varmış. Şu an hem cehennem ejderini hem de şok birliğini elinden çıkardığı için en önden bir atağa kalkalım. Çünkü başka zaman böyle yakalayamayız. 2x'de falan rahatça döndürebiliyor. Hepsi alan vurduğu için Minipekka'da boşu ölmesin. Çarpmayı atmamız lazım. Çok iyi. Atıcıyı da ortadan kaldırdık. Sol tarafı neredeyse aldık. Ama şu an sağlam geliyor. Yavru ejder kuleye kilitlendi. Yarasalarla öldürelim. Yavru ejder son bir vuruşu yaptı. Bu pek iyi olmadı. Tomruk da atmamız lazım. Böyle okçu yeterli olmuyor. Sol tarafa çok fazla hasar yedik ama en azından bir tane daha mezarlık atmalı. Videonun başında söylediğim gibi bu DS'lere karşı anca büyülü okçuyla hasar verebiliriz. Büyük büyüğümüz olmadığı için maçta bayağı bir zorlanacağız. Sol tarafı şimdiden alalım. Devi kullandıktan sonra rakip kartlarını daha çok toplayabiliyor. O yüzden böyle bir kötü huyu da var. Ama ondan başka şu an tankımız yok. Minipekka'yı atsak bile atıcı rahatlıkla öldürecektir. Büyülü okçu bir sonraki kart. Soldan iskeletleri atalım. Sağdan atsak zaten boşu boşuna ölecekler. Şöyle uzağa doğru attım büyülü okçuyu. Tam zamanında bir çarpma atalım. Neyse en azından büyülü okçu yaşıyor şu an. Geriye doğru çekelim. Dondurmaya karşı şu an çaresiziz. Büyüler sayesinde savunabildik ama iskelet kralında yeteneği doldu. Soldan yine sağlam bir atağa kalkıyor. Büyüleri de döndürmemiz lazım mezarlık için. Şöyle madenciye atalım. Cehennem ejderi vurmasın. İskeletler birikti. Tomruğu da atalım. İskeletler tam ölecekken kuleye de vurdu. Son anda vuramasalar belki sol tarafı vermeyebilirdik. Büyük büyüsü yoktu çünkü. Ortadan bir baskı yapalım. Cehennem ejderini geç attı şöyle. Zamanında yine bir çarpma attım. Yine hasar bakımından öne geçmeyi başardık. Kulesi büyülü okçumuza vurmuyordu. Cehennem ejderini oyalamak istedim. Rakip gereksiz bir dondurma attı hemen. Tomruk'la durduralım. Arkadan atağa kalkmamıza gerek yok artık. Atağa kalkarken önden çıkalım. Yoksa rahat bir şekilde yine kartını biriktirebilir. Büyülü okçumuz da çalışıyor şu anda. İkincisini de döndürdüğümüz için şu an rakibi bayağı bir darlıyoruz. Korumamız gerekiyor.
Devi de atalım. Şok birliği yüzünden köprüyü de devle geçemiyoruz. Büyülü okçuyu da geriye doğru atmak zorundayım. Yakına attığımızda savunamıyoruz. Sürekli baskı yapmak zorundayız, yoksa mezarlık atabilir. Belki şu an kulesine de vurabiliriz büyülü okçuyla. Dondurmayı da kullandı. Tekrar bir ortadan atalım. Büyülü okçumuz sonraki kart. Atıcıya vurabilir belki. Yavru ejder hareket ettiği için hesaplama hatası yaptık. Savunamayız. Ortadan bir deneyelim. Eğer sıfır hatayla oynasaydık bence bu eşleşmeyi de kazanabilirdik rakibin anti olmasına rağmen. Neyse, sağlık olsun. Sonraki maça da geçelim. Son rakibi de buldu. Şu an rakibi biraz bekleyelim. Elimizde madenci yok. Kara kartımız bir dev var. Riskli ama kuleye vurmasını istemiyorum haydutun. Yarasalarla savunabiliriz belki. Rakip tepki de vermedi. Risk aldık ama en azından savunabildik. Devle zaten hasar vermeyi düşünmüyordum. İksirimiz doldu. İlk önce bir tomruk atalım. Buz goleminin yaklaşmasını bekliyorum. Şu an atarsam savunabilir. Şimdi hemen görsün buz golemini. Köprü spam destesini oynuyor. Büyük ihtimalle alev topu da vardı ama kartlarını biriktirmek istedi. Büyülü okçuyu hemen öldürelim. Yine korumayı başardı. Neyse, sağ tarafa daha fazla iksir atmak istemiyorum. Fazla iksir harcadığımız için sağ tarafa daha fazla iksir harcamak istemedim ama kulenin canını yarısına kadar indirdi. Emoji atmaya da başladı. Neyse, buradan da döndürebiliriz. Şu an buz golemini kullandı. Aslında dev artı mini Pekka yapabiliriz. Diğer tarafa da çekemez. Güzel. Yarasalarla da destek verelim. Buz golemi sayesinde yarasaları öldürebilirdi ama bence büyük bir hata yaptı. Mini Pekka'yı oyalamaya çalışıyor. Şöyle tomruk da atalım. Madenci için iksiri bekliyordum. Şöyle büyülü okçuyu da öldürelim. Kule şu an madenciyi gördü. Çarpma atmaya da gerek yok. Son iksiriyle yine savunmaya çalıştı ama neredeyse sol tarafı aldık. Aslında hata gibi görünmeyebilir ama buz golemi attığı için sol tarafı neredeyse verdi. Sağdan çıkmayalım ata. Alev topu var. Artık savunabiliriz. Geriye doğru itelim. Mini Pekka vuruş yapabilsin. Güzel. Sol tarafı da şimdiden alırsak iyi olur. Büyülü okçuyu koruyalım. Haydut atacağını düşünmüştüm. Haydutla oynayan oyuncular genelde zaten bunu yapıyor. Kuleye vurmaya devam ediyor şu an. Büyülü okçuyu ortadan atalım. Çok zorlanmadık savunma yaparken Mini Pekka sayesinde. Rakipte cehennem ejderi de olması lazımdı ama hiç çıkardığını görmedim. Ya da ben yanlış hatırlıyorum, emin değilim. 8 galibiyete kadar gelmeyi başardık. 4'te 3 yaptık bu dev Mini Pekka destesiyle. Eskisi kadar etkili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yeni kartlar çıktığı için farklı destlere karşı zorlanabiliyoruz. O yüzden yine de kullanmak istiyorsanız tomruk ya da çarpma yerine fazladan büyük büyü alabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.